Kanal 23 ekranlarına, Seçime Doğru programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Elazığ'da da Türkiye'de de seçim hareketliliği başladı. Bizler de Kanal 23 televizyonu olarak Elazığ'ın seçim atmosferini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugün yine çok önemli ve özel bir konuğumuz var. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Sayın Abdülvahap Yılmaz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim çok olağanüstü bir süreçten geçerek aslında seçimlere gidiyoruz. Malum bir deprem geçirdik. Evet. Hala o depremin yaralarını sarmaya da devam ediyoruz ama bir yandan da seçimleri de yapmak zorundayız. Evet. Geçmiş seçimler gibi bir seçim havası da açıkçası yok. Evet. Olmasını da beklemiyoruz ama öncelikle genel bir değerlendirme almak isteriz bu süreçle ilgili sizden. Evet. Tabii öncelikle bugün Ramazan ayının evet. birinci günü. Bu vesileyle Ramazan ayının ülkemize, şehrimize, milletimize, tüm İslam alemine huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat ve afiyet getirmesini diliyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin yüzüstü hürmetine memleketimizi, Cenab-ı Hak memleketimizi daha büyük afetlerden, felaketlerden korusun diye sözlerime başlamak Amin, istiyorum. İnşallah efendim. Türkiye asrın felaketini yaşadı. Tabii Elazığ'da dahil 11 ilimizde dünyanın en büyük depremini yaşadık. Yani son 1000 yıl içerisindeki depremleri incelediğinde aynı anda iki büyük depremin olduğu ve en az onlarca büyük arçı depremlerin etki, evet, olduğu. Etki alanı çok büyüktü. Çok büyük, evet. Yani yaklaşık 15 coğrafyamızda Türkiye'de 15 milyon nüfusu ilgilendiren, aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir felaket yaşadık. Bu vesileyle yine bu güzel gün ve gecelerin yüzüstü hürmetine hayatını kaybeden bu depremde, bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak daha büyük felaketlerden ülkemizi muhafaza etsin, korusun diyorum. Amin. Peki efendim, şimdi bizler sizleri tanıyoruz. Elazığ kamuoyu da aslında tanıyor sizi. Çünkü çok önemli görevlerde bulundunuz. Evet. Ama biraz daha açmak isteriz. Abdülvahap Yılmaz kimdir? Evet. Ya Abdülvahap Yılmaz Elazığ'ın tozunu toprağını yutmuş. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimini Elazığ'da yapmış. Elazığ Belediyesi'nde 10 yıl Park Bahçeler Müdürlüğü görevini yürütmüş. Sizden biri aslında, her ne kadar 15 yıldır Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli bürokratik görevlerde bulunsak da ama Elazığ'ın bağrından yetişmiş bir hemşehrinizim yani. Yani bu şehrin tozunu toprağını yutmuş bir hemşehrinizim yani, öyle kendimi tanımlıyorum. Evet. Peki, şimdi biraz daha o bürokratik yaşamınızı da açmak isteriz çünkü şimdi 95-2005 yılları arasında Elazığ Belediyesi'nde evet. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve evet. Park Bahçeler Müdürlüğü görevlerinde bulundunuz. Evet. 2005-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı APK Dairesi Doğu ve Güneydoğu Sağlık Yapıları Koordinatörü olarak görev yaptınız. Evet. 2008-2013'te yine Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı yaptınız. Evet. 2013'ten bu zamana kadar da yine Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapıyordunuz. Evet. O kadar dolu bir bürokratik geçmişiniz var ki evet. Siyaset artık çok önemli bir saha. Yani toplum olarak da siyasetle uyanıp siyasetle uyuyoruz. Bu kadar bir bürokratik deneyim ve tecrübe var. Evet. Ama bugün AK Parti'den milletvekili aday adayısınız. Evet. Nasıl karar verdiniz? Bu kadar bürokratik deneyim ve tecrübe, eğer yarın aday olup milletvekili olarak seçilirseniz bu deneyim siyasi erke nasıl yansıyacak? Evet. Şimdi tabii genç yaşta biz bürokrasiye atıldık. Nasıl söyleyeyim? Yani memuriyete belediyede müdür olarak başladık. Malumunuz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü görevini aslında birlikte başladım. Fakat 2 yıl sonra Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü başka bir arkadaşıma devrettim. Park Bahçeler Müdürlüğü'nü ise 10 yıl sürekli yaptım. Yani o görevi.
Tabii idealist insanlarla birlikte ben bu mücadeleyi sürdürdüm. Rahmetli belediye başkanımız da bilirsiniz. Genç yaşında belediye başkanı oldu. Türkiye'nin en genç belediye başkanı. Biz de 24 yaşında müdür olduk Elazığ Belediyesi'nde. Evet. Tabii bu nasip yani. Nasip, takdir. Cenab-ı Hak size bir şey nasip eder. Bir görev nasip eder. Siz o görevin altından başarıyla kalkarsınız veya kalkamazsınız. Tamamen nasiptir bu. Tabii bizim amacımız, insanın yaratılış amacı vardır. Biz bunun farkındayız yani. Evren, kainat ve insanlık niçin yaratıldı? Buradan baktığımız zaman olaylara, hayata, insanın amacı, iki amacı vardır. Birincisi Allah'a karşı olan vazifeleri, ikincisi ise insanlığa karşı olan vazifeleri. Yani bizim yaratılış gayemiz ikidir. Birisi Allah'a karşı olan, birisi ise insanlığa karşı olan vazifelerimiz. Biz hayata böyle baktık, düne de böyle baktık, bugüne de böyle bakıyoruz. Bu düsturla hayatımıza yön verdik, hedeflerimizi bu düsturla belirledik ve çalışma prensiplerimizi ve çalışma tempomuzu da buna göre ayarladık. Hı hı. Şimdi tabii insanlığa hizmet olmazsa olmazımız. Demin dedim ya, yaratılışta zaten iki amaç vardır. İkincisi insanlığa hizmettir. Bize Allah bunları nasip etti, güzel hizmetler nasip etti. Tabii Elazığ Belediyesi'nde biz aslında stajımızı, memurluk stajımızı, yöneticilik stajımızı, ilk deneyimimizi Elazığ Belediyesi'nde yaptık. Hem de müdür olarak başladık göreve. Böyle olunca yük daha ağır oluyor. Böyle olunca siz, yani birileri bir çalışıyorsa siz 100 çalışmak zorunda kalıyorsunuz, 1000 çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani 7-24 çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Cumartesi pazarınız olmuyor. Ben Elazığ'da da böyle çalıştım. Ankara'ya gittiğimde Ankara'da da böyle çalıştım. Niçin? Çünkü biz insanlarımızın mutlu, sağlıklı, huzurlu, refah seviyesi yüksek bir ülkede, bir şehirde yaşamasına talibiz. Bunu sağlamak için göreve geldik ve bunu sağlamaya çalıştık. Yani Elazığ Belediyesi'nde benim park bahçeleri müdürü olarak görev yaptığım süreçte de düsturum bu oldu. Yani bu düsturla hareket ettik. İnsanlarımızın daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu, refah seviyesi daha yüksek bir şehirde yaşayabilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak o dönemde bize verilen görevi ifa etmeye çalıştık. Peki efendim, şimdi baktığımızda bir yerel yönetim anlayışını bürokraside yönettiniz. Sonrasında bir merkezi yönetimin, belki de en önemli bakanlıkların, belki değil aslında en önemli bakanlıklarından birinde de yine önemli görevlerde bulundunuz. Şimdi bugün aday adayısınız ama yarın aday olup meclise girdiğinizde hem yerel yöneticilik, yerel yönetimler, hem merkezi yönetimlerde elde ettiğiniz tecrübenin Elazığ'a yansıması ne olur? Şimdi şöyle bakın, dediğim gibi yani biz mesela belediye, yerel yönetimde göreve geldiğimiz zaman ekip olarak, yani biz belediyede bir ekiptik tabii, bir ekip liderimiz vardı. Biz bir ekip ruhuyla çalıştık. O zaman yani 50 yılda yapılamayan hizmetleri mesela 10 yıla sığdırmak zorunda kaldık. Yani 50 yılda yapılmayan hizmetleri 10 yılda yaptık. Mesela birkaç örnek verecek olursam, biz göreve geldiğimiz zaman yani Elazığ'da yeşil alan yok denecek kadar azdı. Hatta ben arkadaşlara bazen şunu söylüyordum, bizim bulvarlarımızda, kaldırımlarımızda akasya ağacının dışında ağaç yoktu yani. Düşünün, böyle bir Elazığ devralmıştık. Ben Park Bahçeler Müdürlüğü açısından değerlendiriyorum. Mesela Mustafa Temizer Parkı'nı hayata geçirdik. Mustafa Temizer Parkı'nın yeri eskiden bir çöplük alanı gibiydi. Yani çok kötü bir alandı. Malum Çayda-Şıra Parkı'nı hayata geçirdik ve buralarda bir de dev oyun alanları ihsas etti. Türkiye'de ilktir. Yani pardon, İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir'den sonra 95'li yıllarda bu dev oyun sitelerini kuran 3. belediyeyiz Türkiye'de. Ondan sonra ne yaptık? Artık bu orta refüj yeşillendirme, bitkilendirme, kaldırım ağaçlandırma, bol miktarda çınar diktik mesela Elazığ'ın orta refüjlerine ve kaldırımlarına. Bol miktarda çınar diktik yani. Artı Zübeyde Hanım Caddesi'ni hatırlarsınız.
Zübeyde Hanım bulvarını, işte oyun alan, yürüyüş alanlarını, oturma alanlarını, dinlenme alanlarını biz projelendirdik ve son ikinci dönemimizde orayı da hizmete açtık seçimlerden önce. Hı hı. Artı Abdullah Yeşil Paşa Yeşil Kuşağı hatırlarsınız. Abdullah Paşa Yeşil Kuşağı'nın birinci etabını biz başlattık ve biz bitirdik. İkinci etabın dolgu işlemlerini, tesfiye işlemlerini yaparken seçimler geldi. Hı hı. Dolgu işlemlerini yaparken biz görev bıraktık. Artı hatırlarsınız İstasyon Caddesi'ni. İstasyon Caddesi'nde aslında Elazığ'ımız için bir kimlik hüviyetindeki kimlik olan bir orta refüj dinlenme alanları, havuzlar, fıskiyeler, pergoleler, yaşlılarımızın işte gezdikleri, oturdukları, dinledikleri, çaylarını, kahvelerini içtikleri, sohbet ettikleri bir yeşil alan düzenlemesi yapmıştık, hı hı, İstasyon Caddesi'nde. Bir kimlikti aslında. Artı Ordu Evi Kavşağı'nda çok güzel bir meydan düzenlemesi, küre fıskiye çalışması, hı hı, havuzlar, fıskiyeler ve oranın açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelip yapmıştı hatırlarsanız. Hı hı. Yani kısa zamanda Elazığ'da, Elazığ Belediyesi'nde 10 yılda yani bütün alanlarda olduğu gibi Park Bahçeler Müdürlüğü alanda da 50 yılda yapılmayan hizmetleri 10 yıla sızdırdık. Evet. Tabii bu bizim ilk tecrübemiz oldu. Ondan sonra Ankara'ya gittik tabii. Ankara'ya, hı hı, Sağlık Bakanlığı'na geçtik. Hı hı. Peki efendim, şimdi Sağlık Bakanlığı'nda görevliyken şimdi Türkiye'de artık şehir hastaneleri çok önemli ve biz biliyoruz ki Elazığ'daki şehir hastanesinin yapılma sürecinde bürokratik anlamda sizlerin de büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Biraz da bu şehir hastanelerinin, özellikle de Elazığ'daki şehir hastanesinin sağlık turizmi açısından ne kadar önemli olduğunu da biraz açmak isteriz. Evet. Şimdi tabii Ankara'ya gittik. Ankara'ya gittiğimizde bana işte Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı görevini teklif ettiler. Ben 2008'de Ankara'ya döndüm. Göreve başladım. 2005'te bizim bu kamu özel ortaklığının kanun ve yönetmeliği çıkmıştı. Hı hı. Hatta Cumhurbaşkanımızın 2007'de biz Kayseri Şehir Hastanesi'nin o zaman sağlık kampüsüydü adı. Sonradan yine Cumhurbaşkanımızın istekleri doğrultusunda şehir hastaneleri haline dönüştürdük bu kavramı. Kayseri Şehir Hastanesi'nin 2007'de temelini atacağız diye hedefi vardı Cumhurbaşkanımızın. Yani öyle bir hedef koymuştu. Ancak ben 2008'de gittiğimde arsa tahsisinin dahi yapılmadığını gördüm. Çok büyük projeler, çok büyük, nasıl söyleyeyim, finansal açıdan çok büyük yatırım. Bunu görünce açıkçası ilk etapta, yani Ankara'ya yeni gitmişim Elazığ'dan, biraz gözüm de korkmadı değil. Ancak o dönem büyüklerimizle gerekli istişareleri yaptık. Hatta benim görevi kabul etme şartlarımdan biri de, şimdi şart deyince hani bürokraside ya, hı hı, şart koşulur mu diye bir şey söylenebilir ama biz o zaman böyle bir ağır yükü ve gecikmiş bir yükü kabullenebilmek için biz de dedik, bir isteğimiz oldu yani büyüklerimizden. Ben o zaman dedim ki, o zaman Elazığ'a da bir sağlık kampüsü istiyorum. Yani bu görevi yapan biri, bu görevi yapan bir bürokrat, hı hı, olarak şehrime de böyle bir eser kazandırmak istiyorum dedim. Büyüklerimiz de bizi kırmadı. Yani bu bizim de bu teklifimizi onlar kabul ettiler. Elhamdülillah, çok şükür şehrimize de bu eseri kazandırmış olduk. Hı hı. Tabii kamu özel ortaklığı hem proje, hem hukuk, hem finansman yönü olan, yap işlet devret, yap kirala devret, işte yani kamu özel ortaklığının birçok enstrümanını bir arada bulunduran bir sistem. Hı hı. Türkiye'de olmayan bir sistem, mevzuatı yok. Hı hı. Yani ben göreve başladığımda bu şehir hastanelerini bu modele göre gerçekleştireceğimiz işte ihale mevzuatı, şartnameler, sözleşmeler, hiçbir şey yoktu göreve başladığımda. Böyle başkanlığa getirildim ben. Hı hı. Tabii ama önümde çok büyük bir şey var, proje var yani Türkiye çapında. Yani Türkiye'nin bütününe yayılan, bütün coğrafyasına yayılan sağlık yapıları, ama devasa sağlık yapıları. Hı hı. Mesela bakın, bir örnek vereyim. Bizim bundan 20 yıl öncesinden 100 bin yatağımız var bizim, hı hı, Türkiye genelinde. 100 bin yatak sayılı hastane kapasitemiz var. Ama yatak başına düşen
metrekare, hastane metrekaresi o zaman kapalı alan 60 metrekareler civarındadır. Şimdi bizim şehir hastanelerimizin, mevcut şehir hastanelerimizin hasta başına, yani hasta yatak başına düşen metrekaresi 250 metrekare. Yani biz aynı zamanda sağlık yapılarının standardını çok yüksek yerlere taşıyoruz. 60 metrekarelerden işte 250 metrekarelere taşıyoruz. Yani dünyanın da en güzel, en örnek, en büyük projeleri oluyor aslında bunlar. Evet. Şimdi böyle bir yüke talip olduk tabii. Böyle bir yükün altına girdik. Tabii elhamdülillah bizim hayat prensiplerimiz vardı. Mesela biz belediyede de göreve başladığımızda şu ilkeyle hareket ettik. Çobanın gönlü isterse tekeden süt çıkarır. Bizim hayat felsefemiz bu oldu. Yani çobanın gönlü isterse tekeden süt çıkarır dedik. Ve kolları sıvayıp bismillah dedik, göreve başladık. Tabii benim şahsi kanaatim şu, tecrübem şu. Büyük hayalleri olan insanlar, büyük düşünceleri olan insanlar ve bu hayallerinde ısrar eden, bu düşüncelerinde ısrar eden insanların başarılı olduğunu gördüm ve şahit oldum, müşahede ettim. Hı hı. Yani dünyanın bütün ülkelerini hemen hemen gezdim yani bu projelerden dolayı. Yani Amerika'ya gittim, Almanya'ya gittim, İngiltere'ye gittim, Avusturya'ya gittim. İşte finansman çalışmaları için Orta Doğu'nun Dubai, Abu Dhabi, Katar ülkelerini gezdim. Oradaki 20 bankayla görüştüm. İşte Avrupa'daki bütün finansal kuruluşlarla görüştüm. Büyük proje ofisleriyle görüştüm. Büyük, dünyanın en büyük finans kuruluşlarıyla görüştüm. Böyle bir tecrübe edindik tabii, hı hı, bu projelerden dolayı. Hiç olmayacak bir şeyi yaptık aslında biz. Görevimiz yaklaşık 6 yıl sürdü. Bir yılı dedim ya, bismillah dedik, kolları sıvadık. Bir yıl içerisinde Türkiye genelindeki 22 büyük şehir ve 6-7 bizim küçük şehrimizde olmak üzere bütün bölgelerde bir yıl içerisinde arsa tahsislerimizi yaptık. Arsa tahsis ederken Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin arsası, arazisi 1,5 milyon metrekare. Evet. Böyle arsalardan bahsediyoruz. İşte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin 1 milyon metrekare arsası var. Hem bunların tahsisini yapıyoruz, hem imarını yapıyoruz, hem projelerini yapıyoruz, hem şartnamelerini hazırlıyoruz. Aynı anda bir yıl içerisinde, artı bu süreci yönetirken de demin söyledim ya, ihaleleri yapabilmek için altyapı, mevzuatı hazırlamamız gerekiyor. Bir taraftan da mevzuat hazırlığı yapıyoruz. Ve biz bu mevzuatı da, ihale mevzuatını da hazırlarken masamızda olan Dünya Bankası var, EBRD var, EIB var. Yani Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası ve dünyanın en büyük finansal müşavir firmaları var. Mott McDonald's gibi mesela, White & Case gibi. Yani bunların dünyada 40-50 bin çalışanları var. Ve proje finansmanlarında, bu böyle büyük projelerin finansmanında bu müşavir firmaların onayı olmadan yabancı bankalar, finans kuruluşları krediyi öyle getirip de sizin önünüze koymuyor. Dünya Bankası sizin projelerinizi akredite etmeden bu kredileri bu projelere getiremiyorsunuz. Çok şükür biz bunları bir yıl içerisinde hayata geçirdik, bitirdik yani. Hem bu ihalelerin altyapısını oluşturduk. Hem bir taraftan arsa çalışmaları, proje çalışmaları, fizibilite çalışmaları. Bu fizibilite çalışmaları da YPK onaylı. Yani ben bu fizibiliteyi yaptım, Bakan Bey onayladı, biz onayladık. Hadi bunun ihalesini yapalım diyemiyoruz. Niye? Çünkü aynı süreç içerisinde hazırladığımız fizibiliteleri Devlet Planlama Teşkilatı'na gönderiyoruz. Gidip onları ikna ediyoruz. Bu projelerin gerekliliği, gerekçesi ve rentable olduğu konusunda. Hazineye gidiyoruz. Hazine müsteşarlığını ikna ediyoruz. Onlar da onay veriyor. Yine bu projelerin rentable olduğu konusunda Maliye Bakanlığı'na gidiyoruz. Maliye müsteşarlığı bu projeleri, yani bir nevi onlar da DPT, Hazine, Maliye, onlar da akredite ediyor. Evet diyor. Bunlar yapılabilir projelerdir. Rentable projelerdir. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bu defa tutuyoruz. Dosyayı Yüksek Planlama Kurulu onaya gönderiyoruz. YPK kimden oluşuyor? Başkanı, başbakan ve altı bakandan oluşuyor. Bir de onlara sunum yapıyoruz bu projeleri. Hani böyle animasyonlarla, görsellerle, gerekliliğiyle alakalı, fizibilitelerinin gerçekliğiyle alakalı ve bu projelerin finanse edilebilirliği, sürdürülebilirliği alakalı yani başbakanımıza sunumlar yapıyoruz. Bütün projelerin sunumu yapılmıştır Yüksek Planlama Kurulu'na. O da yetmiyor. Meclis toplanıyor. İşte hükümetin milletvekilleri toplanıyor. Büyük salonlarda bu projelerle alakalı onlara sunum yapıp onları ikna ediyoruz. Yani böyle zorlu bir sürecin içerisinden geçtik.
Ama şöyle söyleyeyim, dünyanın en büyük projeleri. Şimdi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 3700 yatak. Ankara Etlik Hastanesi 3600 yatak. 1038 yatakta bizim. İşte Elazığ Şehir Hastanesi, hayır 1038 bize küçük geliyor aslında. Hı hı. Şimdi İstanbul Başakşehir Çamsakur Hastanesi 2700 yatak. İşte gidiyoruz Adana'ya, Adana'da 1800 yatak. Kayseri'ye gidiyoruz 1800 yatak yaklaşık olarak. Yani böyle devasa projeler. Mesela ben bir şeye şahit oldum. Amerika'da, Fransa'da ve İtalya'da bu üç ülkeyi kamu özel ortaklığı modeli açısından çok inceledik. Yani onlarla masada çok çalıştık. Çünkü biz kendi modelimizi kurduk. Yani dünyadaki kamu özel ortaklığı modellerini birer birer İngiltere özellikle bu işin duayeni İngiltere'dir. NHS yani onların Sağlık Bakanlığı. Bunların tümünü inceledik ve kendi modelimizi kurduk aslında. Yani bu modellerde nerede aksaklık yaşanmış, nerede yani şöyle nasıl söyleyeyim, finansal açıdan büyük zararlar oluşmuş, tümünü tespit ettik. Oraları inceleyerek, o ülkeleri inceleyerek ve kendi modelimizi gerçekleştirdik. Ve ben bunu övünerek söylüyorum. Şimdi İngiltere bu işin babasıdır, bu modelin kurucusudur. NHS 1 diye modelleri vardı. Bizim bu çalışmalardan, bu ihalelerden sonra İngiltere bizden sonra NHS 2'yi çıkardı ve bizim modeli de esas aldı, baz aldı. Çünkü İngiltere'nin en büyük finansal kuruluşu, HUK kuruluşu Mott McDonald's bizimle masada çalıştı birlikte. Bir yıl boyunca bizim çıkardığımız modeldeki iyi yönleri alıp İngiltere'ye taşıdı ve NHS 2'yi çıkardılar. Ne oldu peki? Düşünün ki 100 yılda bizim yatak sayımız 100 bin. Yani 100 yılda bizim yatak sayımız 100 bin. Kamu özel ortaklığı modeliyle bir yılı altyapı çalışmaları, tahsis çalışmaları olmak, planlama çalışmaları olmak üzere biz 5 yılda 50 bin yatak, yaklaşık 50 bin yatak ihalesini yaptık, bitirdik. Halbuki mesela Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da 3 bin yataklı bir hastanenin ihale süreçleri ve yapımı 5 yılda tamamlanmış. Biz 5 yıl içerisinde 50 bin yatağı projeleriyle beraber, sözleşmeleriyle beraber, ihaleleriyle beraber bitirmiş ve hayata geçirmiş olduk. Çok yani böyle bir deneyim yaşadık. Biz 6 yılımız yine Elazığ Belediyesi'nde olduğu gibi yani cumartesi pazar eve gitmek yoktu bizde. Sürekli proje çalışırdık. Sürekli bakana, müsteşar beye sunum yapardık. Bakın çok güzel bir anımı anlatayım size. Tabii ki, buyurun. Şimdi biz bu projeleri tabii animasyon haline getiriyorduk. Her projenin animasyonunu da hazırlıyorduk. Bizim her pazartesi bakanlığımızda birim amirleri toplantısı olurdu. İşte bakan bey, müsteşar bey, müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve bizim gibi müstakil başkanlar. Oturduk birim amirler toplantısına. Sunum sırası yani birimiyle ilgili faaliyetleri anlatma sırası bana gelince bizim diğer arkadaşlar birbirinin kulağına eğilip Vahap Bey bize yine hayal satmaya başladı diyorlardı. Ben buna şahit oldum. Biraz da zoruma gidiyordu o dönemde. Ya niye böyle söylüyorsun, niye böyle yapıyorsunuz? Kimse de bu projelerin çok gerçekleşeceğine inanmıyordu. Ama bir kişi hariç. Cumhurbaşkanımız, evet. O zaman başbakandı tabii. Başbakanımız bu projelerin arkasında %100 katkıyla durdu yani. Hiç. Yani çok büyük destekleri oldu. Yani bu projeler zaten malum biliyorsunuz, bu basına da kamuoyuna da yansımıştı. Benim 14 yıllık hayallerim diyordu. Evet. Yani biz hani konuşmamın başında şunu söyledim ya, yani büyük hayalleri olan insanlar büyük projeleri başarırlar dedim. Evet. Yani biz aslında Cumhurbaşkanımızın hayallerini gerçekleştirdik. Allah bize onu nasip etti. Pandemi sürecinde, deprem sürecinde şehir hastanelerinin ne anlama geldiği önemini de çok iyi anlamış olduk. Evet. Elhamdülillah Allah bize bunu nasip etti. Biz şu öyle inanıyorum ki şu an çok dua alıyoruz. Kesinlikle. Tabii ki Allah herkese sağlık versin ama devlet olarak da sağlık anlamında zaten en iyi olmak zorundayız. Evet. Bu noktada da şehir hastanelerinin önemi gerçekten biliniyor. Evet. Peki efendim, şimdi AK Parti diyor ki seçimler çok önemli. İşte AK Parti'nin yıllardan beri bir 2023 vurgusu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki
artık Türkiye'nin yeni yüzyılına giriyoruz. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılını da tamamlıyoruz bu yıl. Türkiye'nin 100 yılı sloganımız öyle, evet. Şimdi tabii ki 20 yılda AK Parti iktidarı eğitimden sağlığa her alanda çok büyük hizmetler yaptı. Evet. Değişimler yaşandı. Belki de bunun en önemlisi savunma sanayiydi. Milli ve yerli üretimdi. İşte TOG'umuz evet. da artık yollara çıkacak Allah nasip ederse. İşte AK Parti diyor ki bu kadar bir kazanım sağlandı. Bu kazanımların boşa gitmemesi gerekiyor. Evet. Yaptığımız çalışmaların daha ileriye taşınabilmesi noktasında Cumhurbaşkanlığında ve mecliste güçlü olmamız gerekiyor. Evet. Yine diğer partiler var, yine diğer ittifaklar var. Onlar da başka şeyler söylüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seçim neden bu kadar önemli? Peki Elif Hanım, önce buna mı değinelim? Sonra Elazığ hayallerimize geçelim. Yoksa önce Elazığ hayallerimizi mi konuşalım? Sonra... İsterseniz seçimin önemini konuşup Elazığ'a evet. dönüş yapalım. Şimdi şöyle, seçimin önemini anlamak için önce dünyada bir olanlara bakmak gerekiyor. Dünyada neler oluyor? Bir de içeride neler oluyor? Bakın, dünyada olan şeyler şu. Dünyada Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yıkıldı. Yani dünyaya yön verenler, dünyayı dizayn etmeye çalışan güçler Birinci Dünya Savaşı'nda yeni dünya düzeni kurabilmek için Osmanlı'yı yıktılar. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün dünyayı dizayn ettiler. Yani yeni bir dünya kurdular aslında. Başlangıçta İngiltere'den dünyayı yönettiler. Sonradan geçtiler Amerika'dan dünyayı evet. yönetmeye başladılar. Birleşmiş Milletler'i kurdular, NATO'yu kurdular, IMF'yi kurdular vesaire vesaire vesaire. Merkez bankalarını kurdular. Bakın, Avrupa Merkez Bankası olsun, dünyadaki çoğu merkez bankalarının sahipleri aslında devletler değil. Holdingler, anonim şirketler. Şimdi 3. Dünya Savaşı pandemi süreciyle başladı. Çünkü bu güçler dünyayı yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Pandemi aslında bir savaştır. 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı pandemidir. Ama bu defa böyle savaşlara gerek yok. Yani yeni dizaynlar 21. yüzyılın veya bilim ışığı adı altında yapılıyor. Bilim ışığı çerçevesinde yapılıyor. Yani yüksek teknoloji kullanılarak yeni dizaynlarla yapılıyor. Mesela virüs yüksek bir teknolojidir. Yani çok yüksek teknoloji gerektiren bir virüsle karşı karşıya kaldık. Ve Wuhan laboratuvarlarından yayıldığında biliyoruz artık dünya bunu konuşuyor. Şimdi ikincisi kıtlık. Öyle değil mi? Evet. Ukrayna Rusya savaşı. Pandemiden sonra ikinci senaryoydu. Yani yeni dünya dizayn içi. Bakın, orada iki ülke arasında savaş olurken aslında Türkiye burada dünyada denge kurdu. Bakın, yani Türkiye'nin bu seçimlerin önemine en büyük örnek teşkil edecek hadise Ukrayna ve Rusya savaşında Türkiye'nin aldığı, Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlardır. Mesela düşünün ki NATO ülkesiyiz. Biz ambargoyu uygulamıyoruz. Biz ambargo kararı almıyoruz. Türkiye 20 yıl önce böyle bir karar alabilir miydi? NATO'ya rağmen, Amerika'ya rağmen biz ambargo kararlarına katılmıyoruz diyebilir miydi? Katılmadı. Dik durdu. Ve dünyayı açlıktan kurtardı. Mesela pandemiden sonraki süreçte dünya açlıkla ve enflasyonla tehdit ediliyor. Bakın, açlık ve enflasyonla tehdit ediliyor. Şimdi böyle bir süreçten geçiriyoruz. Türkiye burada ne yaptı? Dengeyi kurdu, Afrika'yı, Asya'yı, Avrupa'yı açlıktan ve kıtlıktan korudu. Bir nevi aslında bu oyunun bir parçasını bozdu. Şimdi o yüzden bütün altılı masa, yedili masa, işte Amerika, Avrupa ülkeleri Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyor. Niye? Çünkü yüzyılın lideri, ne derseniz deyin, İslam lideri, yüzyılın lideri, yani tarifi yok. Çünkü lider. Kurulan oyunda oyuncu değil, aslında oyun kuruyor. Evet, oyun kuruyor. Yani şu an liderimiz dünyada oyun kuruyor. Bakın, Türk teşkilatları, Türk devletleri teşkilatı kuruldu mesela. Bunu 20 yıl önce hayal edebilir miydik? Yani Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, hatta
Macaristan gözlemci ülke olarak o da katılacak muhtemelen. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Hatta ortak fon oluşturma kararı alındı. Finansal, bakın dünyada finansal bir devrim yapılacak. Yani dijital paraya, dünyada dijital paraya geçip bu defa da bütün dünyayı dijital para ile yönetmek istiyorlar. Türkiye dijital parasını çıkardı bakın. Onlar halen planlıyorlar. Türkiye dijital parasını çıkardı. Türkiye kağıt paranın ortadan kalkıp bütün dünyanın dijital parayla yönetileceği bir zaman diliminde en değişmeyen para birimi aslında altındır. Değişmeyen değer altındır. Türkiye ne yaptı? Yurt dışındaki bütün altınlarını geri çağırdı. Hazinesine koydu. 500 küsür ton yaklaşık şu an hazinemizde altın birikimimiz duruyor. Ve altın üretimi son yıllarda kıyaslanamayacak kadar artırıldı. Niye? Çünkü gerçek değer, gerçek para altındır aslında. Kağıt paranın sonu geldi. Evet. Dünyanın bütün milli geliri, bütün milli hasılası mesela 80 trilyon dolar. Ama piyasada dolaşan, dünyada dolaşan dolar miktarı, euro miktarı yaklaşık 350 trilyon dolar. Evet. Bu sürdürülebilir mi? Asla. Ekonomistler bunu bilir. Ha, bunu söylerken de aynı zamanda ben finans masterı yapmış bir kardeşinizim. Yani bu bizim projelerden dolayı Ankara'da bir de finans masterı gittik yaptık. O yüzden ekonomiyi de takip ediyoruz. Ekonomiyi de konuşuyoruz. Şimdi biz Orta Doğu'da denge usulü, orada denge kurduk Orta Doğu'da. Yoksa Amerika'nın amacı o da DAEŞ PKK aracılığıyla Doğu ve Güneydoğu içerisinde Kürdistan oluşturmaktı, bölmekti ülkeyi. Ama orada dengeyi kurduk, buna müsaade etmedik. Gittik Karabağ'a müdahale ettik, Azerbaycan'ı büyük beladan ve tehlikeden koruduk. Gittik Libya'ya müdahale ettik, Libya'da anlaşma yaptık. Akdeniz'de bütün yani dünyayı yönetenlerin, küresel güçlerin Akdeniz'de oyunu bozduk ve Akdeniz'de şu an bizim petrol ve doğalgaz arama çalışmalarımız devam ediyor. Yani düşünsenize, Türkiye aktör şu an. Türkiye denge kuruyor şu an. Zaten Putin gibi bir lider de bunu itiraf ediyor. Evet. Peki düşünün ki Amerika'nın başkanı seçim kampanyasında ne söyledi bütün dünyaya? Dedi ki ben lider olursam, ben seçilirsem, başkan olursam Türkiye'de ortaklarımızla, dostlarımızla, bizim gibi düşünenlerle Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz dedi birlikte. Evet. Bu yetmiyor mu bize? Peki bütün hemşerilerime, bütün insanlarımıza, Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımıza, hatta yurt dışında yaşayıp da oylarını Türkiye için kullanan bütün insanlarımıza, milletimize buradan sesleniyorum. Bu bizim için yetmiyor mu? Yani şimdi uzay sanayinde, savunma sanayinde dünyada bir numaralara geliyoruz şu an. Evet. Yani 20 yıl önce biz ateşli silahlarımızı dahi yurt dışından alırken, Bugün satıyoruz. Yani düşünsenize, kendi tankımızı üretiyoruz. Kendi topumuzu üretiyoruz. Kendi insansız hava araçlarımızı, İHA'lar, ANKA'lar. Şimdi geliyor, kızıl elma geliyor. Hep artık kayıyor. Dünya teknoloji robotlarla savaşa doğru gidiyor. Aslında bu İHA'lar, SİHA'lar, insansız hava uçakları, savaş uçakları, bunlar bir nevi yapay zekayla çalışan, dünyanın en yüksek teknolojisine sahip savaş araçları. Şimdi kendi tankımızı üretiyoruz, kendi helikopterimizi, kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. İşte kendi savaş gemimizi, dünyanın en son teknolojisiyle donatılmış savaş gemimizi indiriyoruz şu an. İndirdik hatta. Kendi hava savunma sistemimizi kurduk. 10 gün önce Aselsan Genel Müdürümüz bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim artık S-400'lere ihtiyacımız kalmadı. Çünkü onlardan daha yüksek teknolojiyi biz hayata geçirdik. Siper hava savunma sistemi. Ya anlatmakla bitmiyor ki. Sabaha kadar sizinle program yapmamız lazım. Yani artık şimdi Türkiye korkan değil, korkutan bir ülke. Tabii TOG'u nasıl anlatacağız? TOG'u nasıl anlatacağız? Yapay zekaya sahip, tamamen otonom sistemlere sahip. Dünyanın şu an en popüler. İşte 500 yaklaşık 500 kilometre, yani bir şarjla 500 kilometreye kadar gidebilen dünyanın en son teknolojisine sahip aracı ürettik. Hani üretemeyecektik? Hani fabrika yoktu? Bir de bununla karşı karşıyayız. Yani ben fabrikanın fotoğraflarını bazı Ankara'da otururken böyle görüşmelerde arkadaşlara diyorum ki işte bakın fabrikanın fotoğrafları, yani fabrika bitmek üzere, diyorlar ki bu fotomontaj. Peki şimdi Mart ayında, daha geçen hafta satışa çıktı. Bu da mı montaj? Yani Karadeniz'de doğalgaz çıkarıyoruz, inanmıyorlar. Yani Karadeniz'de çıkardığımız doğalgaz
bizim doğalgaz ihtiyacımızın 2016 yılına kadar, yani 2016 yılından itibaren aslında, yani şu an 10 milyon metreküp verilecek ilk etapta bu yıl içerisinde. 2016'dan itibaren de 2026'dan itibaren de tüm doğalgaz ihtiyacımızın %30'unu karşılayacak Karadeniz. Evet. Peki değeri ne bunun? Yani bu değer ne? 50 milyar euro yaklaşık. Şimdi bizim en büyük dış açığımız, cari açığımız enerji değil mi? Bir taraftan onu yapıyoruz, bir taraftan TOG'u yapıyoruz. Artık ben havaalanlarını söylemiyorum. Yapılan ya 20 yıl içerisinde yaklaşık 130 küsür biz üniversite yapmışız. Yeni üniversite açmışız. Evet. Peki efendim, şimdi bu kadar 20 yılda, 20 küsür yıl hatta bu kadar şey yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şimdi yarın aday olup meclise girdiğiniz takdirde Milletvekili Abdülvahap Yılmaz olarak nasıl bir profille Elazığ'a hizmet edeceksiniz? Elazığ'la ilgili düşünceleriniz, hayalleriniz nedir? Elazığ'ı çok iyi biliyorsunuz çünkü. Evet. Şimdi şöyle, yani tabii ki büyüyen bir Türkiye, Türkiye'nin yüzyılı. Şimdi 2053-2071 hedefleri, şimdi 2023'e geldik. Yani Cumhurbaşkanımızın 2023'e kadarki vizyonunu gerçekleştirdik yani Türkiye'de. Yani bu vizyonlardan biri de şehir hastanesi projeleridir. Salık'ta dönüşümün tacı olan şehir hastanesi projeleridir. Yani verilen sözler 2023'te 2023'e kadar gerçekleştirilmiş oldu. Bakın işte doğalgazından tutun, TOG'undan tutun vesaire vesaire. Dedim ya, sabaha kadar biz konuşabiliriz. 20 yani projede, hizmette sınır yok aslında. Yani teknolojide geldiğimiz noktada sınır yok aslında. Şimdi 2053 yılı hedefleri koyuyor önümüze Cumhurbaşkanımız. 2071 hedefleri koyuyor Cumhurbaşkanı. Bunu ancak lider insanlar yapar. Büyük liderler yapar. Siz Cumhuriyet tarihinde, yani biz yaşımız itibariyle, yani 1980 darbesini gördük, 28 Şubatları gördük, postmodern darbeleri gördük. Bir sürü lider gördük. 2071 hedefi koyan vizyonda bir lider hakikaten tanıdınız mı? Yani 2073, bugün 2023. 2071'i hedef gösteriyor Cumhurbaşkanı. Böyle bir liderle çalıştınız mı? Böyle bir lider gördük mü yani bu tarihte, 100 yıllık tarihte? Yani 2023'ten 2071'e hedef gösteriyor liderimiz mesela. Yani şimdi daha böyle geniş bir perspektiften sahibiz. Bakarak tabii, ilerliyor. Tabii tabii. Şimdi biz peki Elazığ olarak, yani biz bu vizyon doğrultusunda Elazığ'a ne kazandıracağız? Elazığ bu büyümeden payını nasıl alacak? Elazığ bu büyümede Türkiye'de yerini nasıl alacak? Acaba Elazığ 2071'e kadar 2053-2071 vizyonuna uygun olarak yaşanabilir, marka bir şehir haline gelebilecek mi? Gelebilecek mi? Tabii gelecek. Yani nasıl? Şöyle gelecek, bu konuda hayallerimiz var tabii. Yani biz büyük projeler gerçekleştirmiş, büyük projeler hayal eden insanlarız. Böyle bir liderimiz var. Biz de bürokraside böyle hareket ettik. Şimdi mesela Elazığ'a baktığımız zaman, Elazığ'ın coğrafik yapısına baktığımız zaman, pandemide bir şey öğrendik. Bakın, pandemide bir şey öğrendik. Nedir? Öğrendiğimiz nedir? Gıda olmazsa olmaz. Öyle değil mi? Yani uçağa binmeyebilirsiniz, taksiye binmeyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, kuaföre gitmeyebilirsiniz, lokantaya gitmeyebilirsiniz. Ama pandemi bize bir şey, olmazsa olmaz gıda. Bunu öğretti. Ama hangi gıda? Bir de o var. Organik gıda. Yani şimdi Elazığ coğrafik yapısı itibariyle, iklim şartları itibariyle bir sloganımız var. Yani Elazığ, yani benim hayalim Elazığ, tarım, organik tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, Asya'nın merkezi haline getirmek. Bu mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Yani Elazığ'ın iklim yapısı, Elazığ'ın coğrafik yapısı buna çok uygun. Elazığ, Türkiye'nin organik tarım ve hayvancılıkta ve Orta Doğu'nun, Asya'nın, Türkiye'nin bir merkezi haline getirebiliriz. Şartlar çok müsait. Yani biliyorsunuz malum, yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarım ve hayvancılıkta biliyorsunuz, yani 20 yılda
TKDK aracılığıyla hibe kredi, yani modern çiftçilik anlamında çok büyük hibe krediler verildi. Projeler yapıldı. Ancak şöyle, bunu nasıl başarabiliriz? O önemli. Yani altyapı, demin dedim ya, şehir hastanesi projelerini sürdürülebilir olması için. Evet, altyapıyı nasıl oluşturacağız? Yani üretim, eğer siz ürettiğinizi katma değer üretecek entegre tesislere dönüştüremiyorsanız, yani mesela badem ektiniz, bademi entegre tesis kurup bademden çeşitli ürünler elde edemiyorsanız o bir işe yaramaz ki. Yani siz nasıl ki biz kromu ham madde olarak çıkarıp Mersin'e gemilere yükleyip Avrupa'ya gönderiyorsak işlenmesi için, aynı şeyi yapmış oluruz. Burada önemli olan hem tarımda hem hayvancılıkta, ama organik olanı söylüyorum. Organik tarım ve hayvancılıkta bunu başarıp entegre tesisler kurup pazarı da Orta Doğu, Asya olmak üzere, Avrupa olmak üzere belirlemek. Peki bunu neyle gerçekleştireceksiniz? Bakın Elazığ'ın su ürünleri kapasitesi ne kadar biliyor musunuz? Türkiye'de. Benim bir sloganım var. Elazığ'ı Türkiye'nin Norveç'i yapacağız diye. Norveç'in sırf su ürünleri ithalatı yıllık 12,5 milyar dolar. 4,5 milyon nüfusu var Norveç. Bakın Elazığ'ın etrafı Kevan Barajı, Karakaya Barajı, Murat Nehri, Fırat Nehri, Munzur Nehri, Dicle, böyle bir yarımada durumundayız. Elazığ'ın, Fırat Üniversitesi'nde benim hocalarım var, yani dostlarımız var. Elazığ'ın su ürünleri kapasitesi yıllık 1 milyar dolardır. Bunu hayata geçirebiliriz. Çok kolay. Bunlar büyük paralar değil aslında. Yaptığım işten biliyorum. Bunlar büyük. Yeter ki üretelim yani. Şimdi bakın, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Osmanlı yıkıldıktan sonra İngilizler geliyor Kırşehir'de, Nevşehir'de ahilik sistemini araştırıyor. Biliyorsunuz Osmanlı'da ticareti ahilik sistemiyle yönetirlerdi. Ahilik sistemini araştırıyorlar, İngiltere'ye dönüyorlar, kooperatif, yani onu örnek alarak kooperatiflik sistemini kuruyorlar. Ve şimdi dünyada tarımda, hayvancılıkta en iyi olan ülkeler Avrupa'da mesela kimdir? Fransa'dır, Hollanda'dır, öyle mi? Evet. Yani bu ülkeler, peki bu ülkelere gittiğimiz zaman, gezdiğimiz zaman, ben bu ülkelere gittim gezdim tabii. Kendi projelerimden dolayı gidip gezdim. Ama meraklı bir insanım. Yani araştırmayı seviyorum. Bu konuları da araştırdım. Yani nasıl markalaştılar? Pazarı nasıl oluşturdular? Kooperatifçilikle bunu yapıyorlar. Eğer biz de şimdi biz bürokrasi gereği aynı zamanda kanun ve yönetmelikler çalıştık, mevzuat çalıştık. Biz de kooperatifçiliğin kanuni ve yönetmelik yönden, kanun yönden, yönetmelik yönden, mevzuat yönden bu başarılı ülkeleri araştırıp kendi modelimizi kurarsak, eminim ki organik tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin, Orta Doğu'nun ve Asya'nın merkezi haline getirebiliriz. Üreticimiz ürünü üretiyor, götürüyor, kooperatife teslim ediyor. Entegre tesis kurma, işleme, paketleme, pazar artık kooperatifin CEO'larını ve yönetiminin görevi oluyor. Ama üretici de aynı zamanda kooperatifin bir üyesi. Evet. Devlet sadece denetleme mekanizmasını kuruyor. Avrupa'da ben bunu gördüm. Şimdi gittim Dubai'ye, dedim ya, Abu Dhabi'ye, Katar'a marketlerini gezdim. Alışveriş merkezlerini gezdim. Gıda reyonlarına baktım. Hep Fransız ürünleri. Hollanda ürünleri. İşte Almanya'nın çikolatası vesaire meşhurdur. Halbuki Almanya ne fındık fıstık üretir Almanya, ne kakao üretir. Evet. Ama dünyada bir numara çikolata. Niye? Entegre tesis yapmış. Yani ham maddeyi alıyor, kuruyor üretim tesisini ve dünyaya markalaşarak dünyaya ihraç ediyor. Yani diyorsunuz ki ben milletvekili olursam özellikle Elazığ'ın potansiyellerini göz önüne alarak üretime dayalı, kendi ekonomisini ve ülke ekonomisine katkısını kat be kat arttıracağım diyorsunuz. Tabii bir de turizm var mesela yani. Efendim vaktimiz aslında doldu ama ya konu başlıkları olarak bir iki cümle alalım. Tabii. Sonra son sözünüzü alacağım. Şimdi şöyle, sağlık turizm anlamında çok büyük zenginliklere sahibiz. Bakın şu an size dillendiremeyeceğim mesela Türkiye'de olmayan sağlık alanında bir proje var. Üretimle alakalı, ama o bende kalsın lütfen. Peki. Projesi ve fizibilitesi hazır. Allah'ın izniyle biz bunu Elazığ'a kazandırırız. Böyle bir projeyi Elazığ'a getirdiğimiz takdirde, bir de biliyorsunuz kaplıca sularımız var. Kaplıca suyumuzda kaplıca tesisleri, geriatri tesisleri, fizik tedavi merkezleri, işte bungalov evler vesaire vesaire. Böyle tesisler kurarsak, işte inanç turizmi anlamında Harput, Palu, Harput, işte Baskil'de biliyorsunuz
2000 yıl öncesi bir tarih var, evet, mesela Baskin'de. Kanyonlar. Evet, gastronomi turizmi, doğa turizmi. Yani biz bu anlamda, turizm anlamında da, sağlık turizmi anlamında da aslında Elazığ'ı bir turizm merkezi haline getirebiliriz. İnşallah bu potansiyel efendim var. Ama Elazığ olmazsa olmazı söylüyorum. Hı hı. Yani artık çağ bilim çağı, öyle, hı hı, mi? Teknoloji çağı. Elazığ bir hayalimiz de bir teknik üniversite kurma, hı hı, bir teknik üniversite kurma ve bir teknoloji vadisi geliştirme. İnşallah. Yani eğer biz teknoloji vadisi ve teknik üniversiteyi, ama teknik üniversite derken hani inşaat makine onları söylemiyorum. Hı hı. Yani yapay zeka mühendisliği, nöro mühendislik, hı hı, doku mühendisliği, kuantum bilgisayar mühendisliği, genetik mühendisliği, böyle dünyanın son, bilimde son, hı hı, geldiği bilim dalları hangisi ise onunla birlikte teknoloji vadisinin yanında kurarak işte Ar-Ge laboratuvarları, apart oteller, öğrenci evleri, hı hı, toplantı salonları, işte atölyeler vesaire vesaire. Peki. Elazığ böyle bir büyük proje her zaman benim hayalimdir yani. Peki efendim. Böyle bir proje İnşallah. Kazandırmak. İnşallah. Hayırlısı olsun. Anlatsak hakkınıza bitmez. Bakın vakit, evet, yetmiyor. Daha aynen başka projelerimiz de var Elazığ için. Onları ama. Onları da bir başka program inşallah. Mesela yeraltı ve madencilik var. Hı-hı. Bizim yeraltı kaynaklarımız var. İşte bakır gibi, krom gibi. Peki. Yani bunlarla ilgili de çok devasa yatırımlar Elazığ'a getirebiliriz. Entegre tesis kurma anlamında. Peki efendim. Bu benim işim. Onu, hı-hı, söyleyeyim. Yani amacımız, yani hedefimiz, rüyamız Elazığ'ı marka şehir haline getirmektir. Peki. Yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu, refah seviyesi yüksek bir şehir haline getirmek bizim yola çıkış amacımızdır. Milletvekili aday adaylığına başvuru amacımızdır. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Seçimler ülkemize ve Elazığ'a hayır getirsin efendim. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, seçime doğru programını noktalıyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.